Arkadaşlar merhaba. Klasikotom.com'un YouTube kanalı olan Klasik Otomobil Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün yine W123 serisinin tarihçesiyle devam edeceğiz. Daha önce birinci bölümünü çekmiştik. O birinci bölümde aracın tasarım hikayesini ve dizayn hikayesini, üretim aşamalarını biraz bahsetmiştik. Biraz motorlardan bahsetmiştik. Bu bölümde ise W123 serisinin daha fazla seriler arasındaki farklılıklara değineceğiz ve kasalarına değineceğiz. En sonunda da biraz motorlarına değinmek istiyorum. Motorları size göstermek istiyorum. W123 serisinin bilinen 4 tane serisi var. Yalnız bu serinin bir tanesi çok fazla şey olarak geçmiyor. Çok fazla fark yok daha doğrusu arasında birinci seriyle 0.5 dedikleri ilk seri. Bu seri araç ilk üretildiğinde 75 yılının 11. ayından 76 serisine kadar üretilen araçlara Mercedes-Benz 05 serisi ismini vermiş. Ondan sonra da yine ilk seri dediğimiz 08 yani Ağustos ayını 76'nın Ağustos ayından başlayıp 79 yılının Temmuz'una kadar üretilen araçlarda ilk seri araçları kapsıyor. Bu araçlarda bu videoda gördüğünüz araç birinci seri bir araç. Şöyle söyleyeyim. W123 serisinde daha önce de bahsetmiştim. Farlar biraz kullanıcıların kafasını karıştıran bir konuydu. Biz de daha çok böyle küçük araçlar veya işte 200 motorlu daha küçük işte yuvarlak farlı eski model araçlar alınıp işte 84 modele çevirdim niyetiyle dikdörtgen farlar takılırdı eskiden. Eskiden yapılan bir uygulamaydı bu. Mercedes-Benz'in küçük motorlu araçlarında kendisinin Oceanagon diye isim verdiği öküz gözleri Türkçesi. Bu yuvarlak farlara öküz gözleri Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman böyle oluyor. Bu farlar sadece küçük motorlarda uygulanıyordu. 76 yani birinci seride ve ikinci seride. Küçük motorlu araçların yanında sadece o 123 kasa üretilmeye başladığından beri 280 motorlu büyük araçlarda ve 300 turbo dizel ithal araçlarında Mercedes yine bu dikdörtgen farları kullanmaya devam etti. Birinci seride size daha sonra göstereceğim bir iki tablo hazırladım. Aradaki böyle ufak nüans farklılıklarını. Burada mesela Mercedes'in biraz evvel görmüş olduğunuz araçtan inerken üstünüz kirlenmeyecek şekildeki tasarımı bu dizayn aşamasında çok dikkat ettikleri bir konuydu. Burada görmüş olduğunuz araçlarda mesela bu gördüğünüz birinci seri bir araç yuvarlak farlar var. Yuvarlak farlar dediğim gibi küçük motorlu araçları temsil ediyor. Düşük modellerdeki büyük yani kare far gördüğünüz araçlarda 280'leri yani büyük motorlu araçları diğerlerinden ayırmak için Mercedes'in kullanmış olduğu bir yöntemdi. Dediğim gibi birinci seride direksiyon aracın koltukları yarım deri iç aksam şöyle şuradan tekrar göstereyim size. Burada görmüş olduğunuz şekilde bu yarım deri yarı kumaş uygulaması çok uygulanan bir şeydi. Düğmeler eski tipti. Klimalı olan modellerde şu benim şurada gördüğünüz şu üst kısımda klima bulunuyordu. Şöyle durdurayım. Düğmeler şeyde eski tip düğmeler vardı. Nikelajlı düğmeler vardı. Şurada durdurayım. Şu klimalı modellerde şurada bir klima
başlangıç düğmesi vardı. Böyle yuvarlak bir düğme. Bu daha sonraki modellerde aşağı indi. Onun farklılıklarını ileride göstereceğim sizlere. Birinci seride daha önce de bahsetmiş olduğumuz şu kısım sadece şeyde bütün motorlu araçlı küçük motorlu araçların hepsinde siyah deri kullanıldı. Sadece 280 serisinde ve 300 turbo dizel modellerinde yani ithalat modellerinde ahşap kullanıldı bu aksam. Daha sonra o ileriki aşamalarda yine standarda girecek özelliklerden bir tanesiydi. Bu koltuk ısıtma düğmeleri falan gördüğünüz gibi eski tip. Bu far düğmesi elden geçti. Onu ileride göstereceğim size tablo üzerinden. Birinci seriyle alakalı söylemek istediklerim bu kadar. İkinci seriye geldiğiniz zaman aracın direksiyonu 1 santim daha küçüldü ikinci seride. Ondan sonra farların uzaklık ayarı revize edildi. Uzaklık ayarıyla ilgili bir düğme eklendi. Ondan sonra yine ikinci seride koltuğu böyle çok gözle görülmeyecek derecede onun ayrıntılarını ben çıkardım, onu göstereceğim size. İkinci seriye özel olarak yani 79 senesinin ikinci seride Ağustos'un 79'undan 82 yılına kadar üretilen araçlardan bahsediyoruz. Bu arada ikinci seriden bahsederken işte yeni kumaş seçenekleri eklendi seçeneklerin içine. Bir de burada ikinci serinin üretildiği dönemde Mercedes 123 serisinde ilave ücret alarak ekstra opsiyonel olarak ABS fren sistemini 1980'in Ağustos'undan itibaren 123 serisinde kullanmaya başladı. Ve yine opsiyonel ekstra ücret alarak ilk defa airbag sistemini uygulamaya başladı. İkinci seride başka çok fazla değineceğimiz bir şey yok. Direksiyon biraz daha dediğim gibi revize edildi. Aracın koltuk başlıkları biraz daha ufaltıldı. Çok böyle göze çarpmayacak şekilde. Daha sonra 3. seriye geçildi. 3. seriyi yine size bir araç üzerinden göstermek istiyorum. 3. seride. Şöyle yapalım. 3. seri araçlar 1982 yılında başlayan, 82'nin Eylül'ünden itibaren başlayan araçlar. Tabii ki buradaki model yıllarını biz Türkiye olarak baktığımız zaman bir sene sonrası olarak hesaplamanız lazım. Görmüş olduğunuz şu öndeki kare farlar artık 82'den itibaren bütün araçlarda standart hale geldi. Artık yuvarlak o öküz gözü diye tabir ettiği yuvarlak farları kullanmamaya başladı Mercedes. Daha sonra aracın iç kısmında göstereceğim size. İç kısmına geçmeden şu havalandırma nikelajları daha sessiz hale getirildi. Rüzgardan daha ses yapmayacak şekilde ciddi anlamda bir revize edildi. Dış kısmında başka bir değişiklik olmadı. Zaten 123 serisinde öyle aman aman modeller arasında çok fazla bir farklılık göremezsiniz. Bu arada yeri gelmişken yine şunu da hatırlatayım. Kupe modellerinde şu tampon kısmı biraz daha uzundur Mercedes'te. Bu görmüş olduğunuz motor yeni tip motor. Mercedes'in 4 silindirli yeni tip motoru. Bu motorları size de daha sonra yine benim kendi sistem üzerinden size ayrıntılı olarak izah edeceğim. Şöyle biraz ileri alayım. Çok fazla burada vakit kaybetmeyelim. İç kısmında görmüş olduğunuz şöyle durdurayım. Şu ahşaplar, Zebrano ahşaplar eskiden eski kasalarda sadece 280 modelinde kullanılırken
Artık 82'den itibaren tüm motor versiyonlarında standart oldu bu ahşap versiyonu. Bunun dışında şu koltuk kumaşları, kumaş döşemeli araçlarda komple genişledi. Bunu daha önceki o düşük kilometreli araçları anlatırken ayrıntılı olarak anlatmıştım. Kapı döşemelerine kumaşlar eklendi. Hem deri hem kumaş olacak şekilde. Bir de şu arka kısım diz mesafesi genişleyecek şekilde koltukların arkası ve koltuğun kendisi biraz daha burası rahatlatılacak şekilde revize edildi. Bunun dışında çok fazla bir fark yok. Bütün araçlarda kullanılan Hirschmann otomatik anten vardır. Eğer radyo sistemi alınıyorsa araca. Bunun dışında sizlere çok fazla 3. seriyle şu farklı diyeceğim. Çok fazla bir şey yok. Dışında da bariz bir değişiklik yok. Şimdi biraz da şeylerden bahsedelim diğer kasalardan. Şöyle. Ben kendi sistem üzerinden biraz devam edeyim şimdi. Klasikotom.com benim bu görmüş olduğunuz site benim bloğumdur. Burada ben bunun açıklama kısmına linkini bırakacağım. O linkten şey yapabilirsiniz. Bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Burada 123 bölümünü tıklarsanız 123 ile ilgili çok farklı haberlere ulaşabilirsiniz. Mercedes'in tarihçeleri, bütün kasaların yine tarihçelerini içeren kategoriler mevcut. Şu üst tarafa geldiğinizde de abone ol kısmından e-posta adresini yazarsanız bloğuma yazmış olduğum yazıların tamamı postanıza düşer ve anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi daha önce bahsetmiştim, şurada yeri gelmişken yine bahsedeyim. Şu direksiyon sistemi demiştim. Hem böyle içe doğru geçiyor hem de S şeklini alabilecek şekilde kaza esnasında kırılabiliyor. Şekil değiştirebiliyor ki sürücüye zarar vermesin. Airbag sistemi ilk kez bu araçta opsiyonel olarak uygulandı. Ağustos'tan itibaren yine ABS sistemi uygulandı. Güvenlik konularını zaten birinci bölümde anlatmıştık. Tekrardan vakit kaybetmeyelim. Dediğim gibi tek airbag sistemi bu araçlarda piroteknik dedikleri yeni bir sürücü hava yastığı bu araçlarda kullanılmaya başladı opsiyonel olarak. Fren tertibatları komple yine disk olarak değişmişti, onu söylemiştim. 115'te olduğu gibi. Şimdi biraz motorlardan bahsedelim yine. M115 motoru W115 serisinde kullanılan motordu. Bir müddet böyle devam etti. Sonrasında M102 motora geçti. 94 beygirden 108 beygire çıktı 200'ler. 230'larda M115 motoru 2300 hacimde 108 beygir verirken yeni tip motorda 102 beygirde 134 beygire kadar yükselmiş oldu. Motor şekli budur. 6 silindirli motorlarda da daha önce bahsetmiştik. Yeni tip eski motoru geliştirerek yeni bir motor yaptılar. M123 adını verdi Mercedes bu motora. Bu motorda 127 beygir ile 140 beygir arasında 250 motorlu araçlarda güç üretiyordu. 280'de M110 motor yine 6 silindirli 154 beygir. Enjektörlü olanında ise 175 ile 182 beygir arasında güç üretiyordu. Dizellere gelince OM615 4 silindirli 2000 motoru 55-60 beygir. 220'lerde 615 yine OM615 4 silindir motor 2197 cc'lik 60 beygir güç üretiyordu. 240 dizellerde yine OM616 motoru 65 ile 72 beygir arasındaydı. 300 dizellerde OM617 5 silindirli motor 80 beygir ile 87 beygir gücü
üretiyordu. Bu da Mercedes'in ilk defa 123 serisinde kendi tarihinde de ilklerden olan 1981 yılından itibaren kullanmış olduğu turbo dizel OM617A koduyla üretilen 5 silindirli yine motordu. Diğer motor da 5 silindir olmasına rağmen bu motor turbolu olduğu için bunda beygir gücü 125 beygire kadar çıktı. Burada şunu hatırlatayım size. Station arabalarda, şöyle bir station'a gelelim. Station araçlarda arkalarında 300 TD şeklinde bir yazı görürsünüz. Bu 300 TD yazısı normalde şu bölümü görmeyin. 300 turbo dizellerde 300 yani 300 dizellerde daha doğrusu normal dizellerde 300 TD yazısı vardır. Ama eğer araç turbo dizelse, Amerika ithalatı bir araç ve turbo dizelse bunun yanında turbo dizel ibaresini göreceksiniz. Yani buradaki T'nin anlamı turbo değil. Bu o zamanki turismo, transport anlamına gelen bir şeydi. Daha sonra bu Touring olarak da devam etti 124 kasadan itibaren. Yani S koduyla üretti, S123 koduyla üretti Mercedes'in. Station wagon modelleriydi ki 199.517 tane station wagon araç üretti Mercedes üretim tarihi boyunca. Bunların içinde de en güçlü olan motor da 125 beygirlik gücüyle bu araçtı ama Almanya'da satılmadı bu araç. Sadece Amerika'ya yani ithalat pazarlarına satıldı. Station ve sedan olarak turbo dizel motoruyla ithal edildi. Şimdi tekrardan motorları bitirdiğimize göre biraz da kupeden bahsedelim. Kupe modeli C123 koduyla üretti Mercedes-Benz. Şu yanda görmüş olduğunuz tampon diğer araçlardan biraz daha arka tamponu uzundur. Kupeye özgü bir özellik. Biliyorsunuz 115 kupelerde de bu böyleydi. Oradan gelen bir şey bu. Onun haricinde sedanlarla arasında dıştan baktığınız zaman çok bir fark göremezsiniz. İç kısmı genelde bu şekilde ahşaptır kupe modellerinde. Onun dışında öyle çok fazla bariz bir farkı yok. Toplamda üretmiş olduğu adet bu 2 milyon 700 bin içinde 99 binle sınırlı olduğu için ve bugün koleksiyonerler tarafından kıymetli bir araç haline gelmiş oldu C123 serisi de. Aynı 115'in kupesinde olduğu gibi. Yani aracın tabi taleple de doğru orantılı olarak görmüş olduğu yani üretilmiş olduğu adet ve talebi fazla olduğunda adet az olduğu için araç daha kıymetli hale geliyor ileriki aşamalarda. Ben de 123 serisinin kategorisine bakarsanız ben de böyle bir 123 serisi macerası yaşamıştım. Onu da sizlerle paylaştım burada blogumda. Burada biraz şuradaki resimlerden değil de ben bunların büyük yani neyse buradan gösterebilirim. Birinci seride, ikinci seride ve üçüncü seride emniyet kemerlerinde ufak böyle çok bariz olmayan farklılıklar oldu. Ama birinci serinin ilk aslında bu birinci seri de değil. Böyle 0.5 serisi gibi düşünün. Şu far açma düğmesinin şeyleri alttaydı ibareleri. Daha sonra bu ikinci seride tekrar üste çıktı. Bu şekilde revize oldu. Üçüncü seride ise burada görmüş olduğunuz şekilde tekrar revize olarak biraz daha genişledi. Ve şu yani çok fazla büyük olmayan farklılıklar yani oldu. Bunun dışında demin bahsetmiştim bu düğmeler konusunda. Şunu bir dakika büyük resmini açayım bunu anlatırken daha kolay olsun. Burada mesela görüyorsunuz birinci tipte birinci seride düğmelerin etrafında nikelajlar vardır. Koltuk ısıtma düğmeleri falan böyle biraz daha bağımsız durur. Şuralarda durur. Turuncu renkli.
Burada da görüyorsunuz yine etrafında nikelajlar var. Klimalı modellerinde birinci ve ikinci seride şurada yukarıda bir düğme vardı. Burada klimalı modeli göstermedim sizlere. Bunun dışında çok fazla bir fark yok. Teypler zaten şey olabilir. Şunların çizgileri biraz değişti ikinci seride. Üçüncü seride ise yine üçüncü serinin normal manuel klimalı olanları yine bu şekilde dizayna sahip. Ama düğmeler biraz farklılık gösterdi. Dijital klima seçeneği eklendi. Üçüncü seride yine bu düğmeler gördüğünüz şekilde daha etrafındaki çerçeveler kalktı ve daha modern bir görünümü kazanmış oldu. Yani bu şekilde bir değişiklikler var. Hani bunlar çok bariz değişiklikler değil ama birinci seriyle ikinci seriyi birbirinden ayıran özellikler. Burada da mesela dikkatinizi çekmiştir. İlk seride, birinci seride direksiyonda bu şekilde bir şey var. Direksiyonlar bu şekildeydi. Daha sonra direksiyonlar ikinci ve üçüncü serilerde düz hale geldi. Airbag'li modeller hariç. Airbag'li model zaten çok bulunan bir şey değil. Sonra ikinci seride beşinci vites standart oldu çoğu araçta. Üçüncü seride özür dilerim. Yani seriler arasında bu şekilde farklılıklar görebilirsiniz. Bunların dışında bahsetmek istediğim sizlere bir de şey var. Diğer versiyonlardan kupeden bahsettik, motorlardan da bahsettik. Şimdi limuzin diye geçen versiyonlardan biraz da bahsedelim. Station modellerimiz. Bu Mercedes'in bahsetmiştim. S koduyla station wagon üretilirken V şase koduyla W123 değil V123 koduyla üretilen limuzin modelleri vardı. Bu araçlar 47 santim daha normal sedan araca göre daha uzundur. Şurada aradaki farkı görüyorsunuz. 2 artı 2, 3, 3 toplam 8 kişilik oturma kapasitesi var bu araçlarda. Ondan sonra bu araçlardan çok fazla üretilmedi. 240 dizel, 300 dizel ve 250 benzinli olarak versiyonlarda üretildi. Burada görmüş olduğunuz şekilde daha çok ticari taksi firmaları tarafından kullanılıyordu bu araçlar. Ticari taksi versiyonu için ayrı bir video hazırlayacağım. Onu o zaman orada konuşuruz. Bunun dışında bir de şu F koduyla üretmiş oldu. Bunu daha çok kendi fabrikasında değil de Benz diye ayrı bir fabrika vardı. Mercedes'le anlaşmalı araç üreten ve üst yapı yapan. Daha uzun şasedir. Bunun şasesi dingil mesafesi biraz daha uzundur. Yarım metre civarında. Bu araçlarda özel kullanımlı amaçlar için cenaze arabası gibi, ambulans gibi özel araçlar için yapılmıştı. Yine biraz uzadı şeyimden. Amerikan versiyonlarıyla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım. Onları da orada konuşuruz. Allah nasip ederse. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz ve paylaşıp beğenmeyi unutmayınız. Sabrınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.